Kapatayım televizyonu. Merhaba. Hiç fark etmez bize. Hoş geldiniz. Ya ben genelde sabahları böyle televizyonda falan takılıyorum. Birazcık. Açık kalabilir. Bize hiç problem değil. Yani telif falan olur diye o yüzden. Yok hiç sorun değil. Tamam. Vallahi... Nasılsınız? Şey yapmıyorum çok fazla. Güzel bir sofra hazırlamışsın. Teşekkür yani. Ederim. Çok sana yönelik bir şeyler hazırlayamadım. Evet. Dün çok fazla işim vardı. O yüzden sabah bizim burada güvendiğim bir yer var. Oraya gidip fırına dedim ki böyle böyle benim misafirlerim gelecek, bana bir şeyler ayarlayın. Şunları ayarladılar, geri kalanı ben hazırladım. Hani sana hitap edecek olan var mı bilmiyorum ama bence yemelisin yani. Yeşilliklerden yiyebiliriz. Yeşillikler bak orada hindi füme var, peynirler var, burada börülce salatası var. Burada Selanik gevreği var, görmediysen. Çok İlk iyi. Defa gördüm onu. Selanik gevreği bizim hani sanırım sen İzmirlisin değil mi? Yok. İzmitli misin? Biraz karışık ya. Ben Yozgatlıyım diyeyim sana. Yozgatlı. Çay, kahve ne seviyorsanız. Ben çay demledim ama kahve demleriz. Çay içeriz, çay içeriz. Tamam. Kahve de içebiliriz. Sıkıntı yok. Acıktıysan istersen önce bir kahvaltı yapalım. Yani ama ben çok aç değilim. Siz açsanız buyurun. Beraber yiyelim. Tamam o zaman beraber yiyelim. Tamam başlayalım o zaman. Ben size şey vereyim şunları. Şöyle. Ben yemeğimi unuttum arabada. Bir arabaya gidip geleyim ben hızlıca. Sen arabayı niye buraya park etmedin? Benimkinin yanına sığınmadın. Sokak çok dar diye biraz şey yaptım ya. Yok benimkinin yanına sığabilir. İstersen ben bir geri alayım. Ahmet olsun. Ben 5 dakikada gidip geleyim. Tamam. Sen hiç uğraşma bence arabayı. Tamam, tamam öyle diyorsun öyle. Buyur oturalım. Ben bir lavaboyu soracaktım. Tamam. Çok. Şimdi burada. Burası lavabo. Tavuk pilavcılar ve hamur işçileri. Ben hamur işçisiyim. Yani hiçbir şey yemesem hamur işi yiyebilirim devamlı. Yiyebilirim yani. Hani bu kiloyla bir alakası yok. Ben de onu soracağım kilo mesela. Kiloyla bir alakası yok. Yiyebilirim abi yani. Seviyorum anladın mı? Hani ben et sevmiyorum bu arada. Hani etten çok nefret ediyorum biliyor musun? Et yerine peynir tüketiyorum. Tavuk mu yoksa kırmızı et mi? Hepsini. Kırmızı et. Kırmızı eti çok azaltmaya başladım. Çünkü kırmızı etin içerisinde hani bir şey vardı. Benim şimdi aklımda değil ama bir şey var ve hayvanlar organik beslenmediği için sürekli olarak onun sıvısını yiyormuşuz yani. Bunun hakkında çok fazla araştırdım. Bir ara dedim ki vegan mı olsam acaba ama dayanamam oldu. Çünkü yumurta vesaire seviyorum. Yani evet. Peynir çok seviyorum. Diyetisyenlerle anlaşamıyorum tabii ki bazı konularda. Çünkü 400 gram bana tavuk yazıyor her günde. Ben 400 gram tavuğu bir ayda önce yerim yani. Sen zaten çok yemek yiyen biri değilsin sanırım hayatım boyunca. Ben çok yemek yemiyorum. Yanlış besleniyorum. Ya evet. Ben hani bunu fark etmem tabii ki bir 25 senemi aldı. Onu ama... mesela sözünü keseceğim gene. Onu mesela fark etme sürecin hani çevrende ailen mi söyledi? Hani bir doktora gitme şeyi olmuştur pe. Ya ben 6 yaşından beri hep doktora gidiyorum. Gerçekten 6 yaşından beri doktora gidiyorum. 6 yaşından beri bütün diyetisyenleri dolaştım İzmir'de. Hani kime sorsan Allah belasını versin der benim için ya. Görüp de zayıflatamadım Allah'ın cezası. Artık bir diyetisyenimiz var bizim ailece gittiğimiz. Kadın artık bizden o kadar bıktı ki. Yani ayıp olmasın diye liste yazıyor yani. Ayıp olmasın. Ya sen, ben diyorum ki bunu yiyemem, bunu yiyemem, bunu yiyemem. Kadın her şeyi çıkartıyor diyor ki yani ne yiyeceksin? Evet. Ne yiyeceksin? Simit istiyorum. Simit yemek istiyorum. Ben de mesela yolda yürüyorum, simit görüyorum. Simit alıp yiyorum bir tane. Boyun da uzun bu arada. Kaç boyu? 1.80. Boyun uzun. Evet. Ben daha uzun sanıyordum. Yani uzun ben... gözüküyorsun videolarda. Öyle diyeyim. Açıdan herhalde aşağıya koyuyoruz ya kamerayı. Ondan olabilir. Herhalde. Hoca da çekiyorsa. Güzel zamanlar değildi. En yüksek 240 kilo mu gördün? Hayır 270. 270. O da 2019 yılında 275 hatta. Önümde bir diyetisyen var İstanbul'da Gürkan Kubilay. Ona gitmiştim. Adam işte yazıp bana liste verdi. Sınırsız bir liste bu arada. Adamın listeleri sınırsız. Bir hafta mesela sürekli her öğün sana ne yemen gerekiyor diye mesaj atıyor. Yani öğün atlayamıyorsun. Ama sınırsız. 20 dilim ekmek mi? 20 dilim ekmeği yiyorsun ya. Yiyeceksin yani mecbursun onu yemeye. 20 dilimse 20 dilim. Ne kadar doyuyorsan. Doyana kadar yiyorum bu sefer. Diyet algısı ortadan kalkıyor. Ya ben diyet yapıyorum. Ben kilo alıp gittim mesela adama. O çok değişik. Tabii. Anlamadım bile yani şu ya, an. Tabii. Ama bazı diyetisyenler bence gerçekten saçmalıyor. Şimdi ona söylemiyorum tabii. Bu lafı ama. Yok yok. Zaten. Yani insanları da kötülemeyelim şimdi de. Şu an kaç kilosun? Onu şu merak ediyorum. Şu an 165 kiloyum. Aa, çok iyi, çok fark var. Evet.
240'tan 240'tan. İnsanlar fark yok yazsa da her ne kadar benim inadıma fark var arkadaşlar. Fark var. Yo, ben inceledim. Sinirimi bozmayın. Bir tane sabit dediğim var. Orada evet. Net var. Şimdi insanların onu demesi hala verilecek kiloların olmasından ama dolayı. Ama tabii canım. Hani şöyle bir şey. Adam bekliyor ki sen hani 2 senedir çalışıyor lan bu. Hani diyor neden bu böyle hala yani? Hani neden göbeği var? Çok geliyor değil mi diyorum? Tabii gelmez mi? Ben sınırladım gönderilerim bu arada. Yorumları sınırladım. Hatta yetmedi dedim ki beni takip edip bir ay dedim. Bir ay beni takip etsin ondan sonra yorum yazsın artık. Evet, o kadar sinirlendim. Sonra geçen hafta psikologumla ben burada 2 senedir sosyal medya başından beri tedavi alıyorum. Tedavisi psikolog. Gidiyorum terapi alıyorum. Sonra psikologumla dedim ki ben dedim artık tamam. Ben savaşı açıyorum dedim. Ne olursa olsun. Yazarsa yazsın. Onlar beni etkileyemez dedim. Tamam o hakkımda öyle düşünebilir. Onun düşüncesi. Evet. Gerçek olan o değil. Seni zaten yıldırmak ya, için yazıyor. Tabii canım yani adam diyor ayıl sosyal medyadan para kazanıyor, kırıyor para. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendim çalışıyorum. Evet. Yani ben reklam anlaşması yapıyorsam da gerçekten hani bunu şey olarak söylemiyorum. Influencer'ın yalanı olarak söylemiyorum ama gerçekten insanların gözüne sokmuyorum. Bir şey alıyorsam insanların gözüne batırmıyorum. Ben bunu aldım. Bunu aldım. Bir tane iPhone alıyor millet. 10 kere açılışı. 10 kere paketi şıkır şıkır tıkır tıkır. Ya ne yapıyorsun? Ayıp. Ne yapıyorsun ya? Yani bir kendine gel. Hani ne bileyim tabii ki insanların hayalleri vardır, ulaşmıştır. Ben bunlara çok saygı duyuyorum ama bazı şeylere de hiç saygı duyamıyorum. O yorumdaki insanların çoğuna da saygı duymuyorum. Çoğu çocuk. Bunu çok iyi biliyorum. 15 yaşında, 20 yaşında ergen. Ya şurada görüp diyor ki ya ben seni çok seviyorum, seninle dalga geçiyoruz ama kusura bakma. Ben bunu biliyorum. Evet. Ama hiç işi gücü olmayıp 50 yaşında evlenmiş, barklanmış. Gelmiş bana orada şey diyor. Ya da kilo vermiş. Ondan sonra kilo verip insanlara diyor ki ya bana diyor kilo vermemişsin. İnsanları kandırıyorsun. Tamam kanka sen de yap. Sen de aç bir kanal. O kanalla ilgili bir şey değil ki. Enerjiyle ilgili bir şey evet, ya. Senin özgüvenin ama gerçekten çok yüksek. Yani bunu izleyenler buradan bence örnek almalı. Çoğu şey de umurunda değil yani söylenen. Değil ya. Vallahi değil yani. Ben evet eskiden çok umurumdaydı. Hani ben de çocukluktan gelen bir şey var. Açıklama isteği. Yani bir dinleme. Hani beni dinlemiyorlar küçükken sanırım. Çok fazla öğretmenim olsun, ne bileyim babam olsun. Yani bunlarla ilgili çok sıkıntılarım vardı. Psikolojik yardım aldım, destek aldım. Ve destek ala ala artık bir şeyleri açtım. Benim için çok zor günler. Ya bundan 2 ay öncesi zır zır ben de her zaman ağlıyordum. Psikolojim bozulmuştu. Ama onun yerine ne bileyim artık. Şimdi psikolojim mi bozuk? Bir evi süpürüyorum, bir ne bileyim çıkıyorum dışarı yürüyorum. Yani arabayla gezmeye gidiyorum. Evet. Bu evin kirası ne kadar? Merakımdan soruyorum. 3000 oldu. 3000. Bu ay son 1800 mi ödeyeceğim? Sonra 3000 ödeyeceğim. Kahvaltıda niye tavuk pilav bu arada? Kahvaltı da evde yaptım aslında. Benim aklıma gelmedi de bir an. Yulaf yumurta yedin. Hmm. Biraz erken yaptık kahvaltıda. Yulaf yumurtayı seviyorum. Sen şu an PT ile çalışıyorsun değil mi? Hı hı. Memnun musun peki? Memnunum. Hocamdan çok memnunum. Ayşe hocam selam. Kadın hoca. Tabii. Nasılıyor ama yani kadın hoca da. Bu doblo senin. Benim. Neden doblo? Çünkü genişim. Bizim ailede geniş. Bizim bütün aile kilolu bu arada. Sülale kilolu. Babam, halam, annem, dedem, babam, babaannem, anneannem. Anneannemin kardeşleri. Herkes kilolu. Bu genetik Tom bir şey o zaman. Evet. Bir evimizde teyzem zayıftı. Teyzem de kilo aldırdık. Spor salonu birlikte yazıldığım arkadaşlarım var. Hepsi elendi. Bir tek ben devam ediyorum. 2019'dan beri istikrar ve diyetle şu spor salonuna gidip gelen tek kişi benim arkadaşlar. Ondan sonra herkes evlendi. Bir tek ben kaldım. Ama yine de ben devam ediyorum. Ben iradeliyim yani. Evlendi. Kendimi. Bir evlilik şey yok değil mi? Hı? Evlilik planı, hayali. Yani bir evlilik planı şu an düşünmüyorum. Varsa adaylar, gözden geçiyor. Adaylarınız varsa bekliyorum. Şaka beklemiyorum, kimseyle evlenmek istemiyorum. Yani kendi hayatıma bakmak istiyorum açıkçası. Evlilik çok sonra. Önce zengin milyarder olmam lazım. Bundan sonra evlilik.
milyarder olmam lazım. Yani işte o hayalim benim milyarder olmak. Onun dışında bir hayalim yok. Milyarder olduktan sonra bütün sorunların çözülür. Hemen giderim bir mide ameliyatı olurum. Gerdiririm. Asla da yürüyüş yapmadan mis gibi bir delikanlı olurum yani arkadaşlar. Yalnız, o mide ameliyatının şey oldu geçen. Levo, Levent abi var yayıncı Twitch'te. Belki duymuşsundur ben aslında. Ben Twitch dünyalarında yokum pek. Ciddi fark etti birkaç ayda. Ya şey şöyle küçüktü, ediyor, ben de düşündüm. Hatta bir geçen hafta bayağı düşündüm. Dedim şurada bir şey var bizim. Ne kadar maliyeti? Acıbadem. Ya Acıbadem bana dedi ki gel biz seni yaparız. Sen bizi paylaş, video çek sadece. Yani aslında böyle birkaç teklif aldım ama yok istemiyorum. Hani şakası bir yana. Neden? Birincisi ameliyat korkusu ve fobisi var. Uyuyacaksın ki, ya. Ya şey uyuyacaksın şey. Tamam da uyandığında su içemeyeceksin. Böyle bir şey var. Ben su içmeden dayanamam. Yani şu 19 litreyi ben bir günde bitiriyorum neredeyse. Tuna tavus. Tabii canım. Nasıl ya? Tabii ciddi ben. Ciddi misin? Ciddiyim. Daha zor, dün yeniledim. Zorlamıyorsun kendini. Yok. Yani susuyorsun. Tabii ben susuyorum. Hani iki gün, tamam hadi bir günde max 19 litre içiyorum max ama. Hı. Ama en az da 6 litre içiyorum ya da 7 litre. Hani 19 litre çünkü çok fazla ya. Ya zorlasan içilir. İçerim. Yemek yemem mi, su içerim. Su severim. Ya bir zararı olmaz herhalde diye düşünüyorum. Çok fazla idrara çıkarsın. Hani böbrek çok da şeye çalıştırır. Böbrek çalıştırması çok iyi değil tabii ki ama. Tabii. Yapacak bir şeyim de yok yani. Benim de bir eğlence su içmem. Şaka bir yana işte su içiyorum. Supplement kullanıyor musun? Ben aslında buraya supplement hediye olarak getirecektim de bilemediğim için. Hani kullanır mısın? Ben şey olarak kullanmıyorum çok. Protein olarak kullanmıyorum. Bir Protein Ocean'ın şeyleri var bende şurada aşağıda. Onlar gizli orada. Sen mi aldın? Yoksa ben aldım. Ben aldım. Blue Ocean'dan aldın mı? Onu sorabilir miyim? Şey vegan diye hani dokunmaz böyle kalp çarpıntısı marpıntısı yapmaz. Ev olsun çay kahve içeriz daha dur. Onları yersin. Bir ye yani lütfen artık şu insanlar diyetini nasıl bozmuyor. Ben aslında da bozmuştum. Kuruyemişten yedim. Ne oldu? Salatadan. Bak bu şeyden sen de hiç yemiyorsun. Niye siz böyle? Bayağı bir şey yedi ya. Niye? Arkadaşlar ben yemeyen insandan korkarım falan. Ben yemek yiyen insana çok alışkınım. Kadın. Yes. Geri dönüş sağlarmış. Fitness kitlesi maalesef çok toksik ya. Onu sen de fark etmişsindir. Yani biz de işin içindeyiz. Ya ben, hep aşağılamaya evet. Yönelik. Hatta ben de bazen o hataya bazen düşüyorum. Ön yargılı şekilde yaklaştığım oluyor. Özellikle bu yolun başındaki. Ama mesela bu videoda hani senin bu sıcakkanlılığın bize samimi davranışın. Ne güzel mesela hazırlamışsın. Güzelce kendi derdini anlatabiliyorsun. Tabii ben yani arkadaşlarım gelecek gibi düşündüm. O yüzden hazırladım. Teşekkür ederim. Ben inşallah bundan sonra da arkadaş oluruz diye düşünüyorum yani her zaman. Bizde öyle şey yok zaten. Tabii. Video çektik. Gitti yani tam tekrar. Bazı insanlar öyle. Video çekmek zorunda mıyız ama? Tabii ki canım ya video değil her şey. Evet video değil. Evet. Şişmanların da bir hayatı var arkadaşlar. Yani bunları biz sizden belki 2x hızında daha yavaş hazırlıyor olabiliriz. Daha hızlı yiyor da olabiliriz ama yani şimdi bunu sen benden daha hızlı hazırlıyorsun ya benden üstün değilsin. Benim işimi yine ben yapıyorum. Taylan'ın işini yine Taylan yapıyor. Yani kimse bizim hayatımıza gelip bir şey yapmıyor ya da kimseye zorla sarılıp bizi takip et lan hayvan öküz demiyoruz yani bunları lütfen yanlış anlamayın artık. Ben buradan bunu seslenmek istiyorum. Yani bu artık bitsin. Bu tamam tabii ki de bitmeyecek asla. İşte insanlar yani arttığı zaman daha da artacak ben buna çok eminim. Ama yapacak bir şey yok artık. Elimizden geldiği kadar işte böyle videolarda konuşacağız, edeceğiz, içimizi dökeceğiz. Bitecek, gidecek yani zamanla. Ne yapalım zayıfladığımız zaman? Zayıfladığım zaman biri yazsın bana. Ben biliyordum böyle zayıflayacağını. Bak ne oluyor ondan sonra. Oradaki şovumu izleyin arkadaşlar. Bu tablo... Bu tablo... Bir anlam ifade ediyor mu? Bir anlam ifade etmiyor. Çok hoşuma gitti. Onu şeyden, Evidea'dan aldım. Linkini aşağı bırakacağım. Linkini sana ileteceğim, sen bırakacaksın. Bunlar şey, Selin de almıştı bir şey oldu. Evet. Evet.
şey bunlar, gerçek yağlı boya değil tabii ki. Ben de isterim bir Mona Lisa'yı asayım şatoma ama maalesef elimden gelen bu. Bunu da annemler verdi sağ olsun. Bunu da şeyden hediye kopartmıştım o zaman. Ben biraz iyi pazardım. Küçük bir ev turu yapabilir miyiz Mansur yoksa? Tabii yapabiliriz. Burası benim girişkim. Girişte böyle bir ayna ve bir ayakkabılığım var. Çok severek kullandığım bir ayakkabılığım. Bu kapı sen taşınmadan önce vardı herhalde. Evet evet vardı. Benle hiçbir alakası yok kapının. Şuraya da böyle bir askılık yaptım. Genelde şeyleri asıyorum. Sweatshirtlerimi falan asıyorum. Burası lavabo. Şöyle göstereyim. Lavabon çok temiz. Teşekkürler. Şu ne için? Ben şunu düşündüm. Allah filtre. Allah. O filtre. Filtre. O filtre. Onunla şey böyle biraz daha su tasarrufu falan oluyor. Ben kağıt havlu kullanmayı seviyorum. Daha şey oluyor. Hijyenik oluyor bu arada. Burası çamaşır bölümüm. Burada kurutma makinem ne şey var. Burada da deterjanlarım var. Burada işte tornavida vesaire var. Şimdi sizi bu odaya alacağım. Bu oda benim çekim odam ve biri geldiği zaman kalmaçlık bir oda. Böyle. Bu oda da böyle. Burası güzel. Biraz daha serin. Evet. Tam misafir odası gibi. Aynen. Biz geleceğiz diye düzenledin mi yoksa böyle miydi? Yok, hep böyleyim. O zaman. Sauna eşofmanı. Ve geniş. Daha çok terlemek için mi? Daha çok terlemek için mi? Çok da yararlı bir şey değilmiş. Saunayı ben çok tavsiye etmiyorum bu arada. Evet, Dikkat et. Çok, gireceksen de çok kalma. Ya, ben çok kalabiliyorum ya. Bir 15 dakika falan kalıyorum. Bizim orada biri öldü de geçen öyle. Ondan. Senin odan harbi yatak çok rahat gözüküyor yani. Yatak evet rahattır. Ama şey, şu suntaları bana çok dayanmıyor. Bu 3 sene oldu. Ben de kendime de bir öz eleştiri yapayım. Keşke ben de bu kadar temiz olabilsem. Ben de biraz pasaklıyım ev konusunda. Bu kadar düzenli değilim yani. Ona itiraf çok, edeyim. Yani ben hani şu anda çok normal bir şeydeyim. Hani çok aşırı temizlik yapmadım yani. Sadece süpürdüm vesaire. Ben aldığımı yerine koyuyorum. Mantıklı şey o olarak geliyor. Egzama var cildimde. Egzamaya da bu krem çok iyi geliyor. Gerçekten markasını mi? Evet. Atoderm. Bende de var da bakayım. Çok iyi. Şeye de saçımda da egzama var. Onda da Dercos şampuanı çok iyi geliyor. Dercos ben çok verim alamadım ondan ya. O zaman Head & Shoulders'ı der. Ondan verim aldım. Ben de ondan aldım. Evet. Gördüğünüz gibi ben de olan her zaman diyetini bozan arkadaşlar. Ben kötü arkadaşım. Bu güzelmiş ama. Bu güzel de. Bunu ben başka yerde yemedim açıkçası. O ses neydi? O da fıs fıs. O da fıs fısımızın sesi. Ben müziksiz hiç yaşayamam. Hep dinlerim. Her dakika. Ben sporda hiç dinlemem. Onun dışında dinlerim. Kulaklık takmayı sevmiyorum ben. Ben kulaklıkla yaşıyorum. Ya bana enerji veriyor. Hani böyle enerjik şeyler dinlemesem kötü hissediyorum kendimi. Ruh halim her zaman kötü oluyor. Ben de sabah kafamdaki şeyleri duymamak için. Evet, o da işte overthink sendromunu bastırmak için. Yeni mi çıktı bu da? Kafamdaki sesleri susturma. Hep öyle. Kendine baş başa kalamıyorum. Ayrılık vakti geldi. Evet arkadaşlar. Vallahi. Taylan'ı gönderiyoruz. Tekrar bekleriz Eskişehir'e. Bu sefer lezzet turu için bekliyorum. Kendisi diyette olduğu için çok bir şey yemedi, içmedi. Ama olarak bekliyorum seni, tamam mı? Evet. Çok güzel ağırladı bizi gerçekten. Buradan onu söyleyeyim. Ve o da fıspısı. Ve sosyal medyada genelde senin profiline girince insanlar hani gerçekten çok ağır yorumlar yapıyorlar. Adı İsmail bu arada. Evet. Onu da soracaktım. İs Hocam Kenobi diye sosyal medyada. İnsanlar hiçbir şey düşünmeden tamamen kendi hayatlarındaki negatifliği, öfkeyi böyle sosyal medyadaki içerik üreten insanlara kusuyorlar. Özellikle kendilerinden biraz fiziksel olarak işte zayıf gördükleri, ya çok zayıf birisindir ya da İs Hocan gibi fazla kilosu vardır. Ama sen mesela bununla müthiş barışıksın. Özellikle burada
bunların hepsini aşmışsın. Tabii ki geçmişte zorluklar da yaşamışsın. Ciddi travmalar. İnsan seninle konuşunca bunu anlıyor. Güzel bir diksiyon, akıcı bir sohbet. Anlatacağı şeyler dolu dolu. Ben de seni gördüğümde ilk o ön yargıyla yaklaşmıştım ama mesela. Ya mesela bir hareket yapıyorsun. Hı hı. Hani bunun yerine şu hareketleri yapsa daha kolay kilo verir diye ama bu da benim hatam. Diyor ki mesela ben o hareketleri yapamıyorum. Benim vücudum buna uygun değil. Çünkü şu an 170 kilo, 1.80 boyunda. Ve bu kilonun da bir götürüsü oluyor. Bir hareket kısıtlılığı oluyor, şey oluyor. Ya burada da o insanlar adına da ben senden özür dileyim. Çünkü bizim vücut geliştirme fitness kitlesi de biliyorsunuz toksik bir kitle. Direkt aşağılamaya yönelik. Tamam kas kütlesi inşa ediyoruz, güzel gözüküyoruz ama bizim gibi gözükmeyen insanları da aslında bu kadar ağır eleştirmemek lazım. Bu videoyu da aslında Eskişehir'e de bugün bu yüzden geldim. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Eskişehir'e. Teşekkür ederim ben de. Yani ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Söyle tabii. Yani buradan kimseyi kırıp üzmek değil amacım. Sadece hani bu videoda eğlenelim istedim. Hani seni de çok sevdim bu arada. İyi ki tanışmışız. Umarım daha çok videolarımız olur. Yani ben de yavaş yavaş YouTube'a geri dönmek istiyorum. Arkadaşlar hani sadece söylemek istediğim şey lütfen insanların sadece size gösterdiği hayatı kadar bir şey algılamayın. Tabii ki olacak. Her zaman kötü şeyler olacak ama biz hep iyi odaklanıp iyi şekilde yolumuza bakacağız. Bu arada Taylan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Onu söylemeyi unuttuk. Kanalına abone olun ve like atmayı unutmayın bu videoya. Ben de onu sizleri hiç söylemiyorum seviyoruz. Bu arada. Hiç söylemem onu. Neden? Ben çok severim. Ben de ona gıcık oluyorum. Ya. Beni seven zaten şey yapıyor ya. Ne olsun. Neyse sen söyleyiverdin bu videoyu. Ben söyleyiverdim. Ben çok severim. Evet. Kanalı like atmayı, iyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir ev gezmesinde Taylan'la beraber olacaksınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. O zaman vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Evet. Her zaman beklerim. Her zaman arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. İletişim halinde olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.